Yer kabuğunun altındaki gizemli okyanus, D katmanı. 3000 kilometre derinde, yer kabuğunun altında gizlenmiş bir katman yatıyor, D katmanı. Bu topaklı yapı, dünyanın geçmişi hakkında yeni bilgiler sunabilecek gizemlerle dolu. Farklı bölgelerde farklı kalınlıklarda gözlemlenen D katmanı, milyarlarca yıl önce dünyayı saran antik bir lav okyanusunun kalıntısı olabilir. Uluslararası bir araştırma ekibi, bu lav okyanusunun olağanüstü basınç ve sıcaklıklar altında kimyasal reaksiyonlara girerek D katmanındaki düzensizliği yarattığını gösteren simülasyonlar geliştirdi. Simülasyonlarda, önceki çalışmalardan farklı olarak suyun rolü de dikkate alındı. Ekip, suyun minerallerle karışarak demir-magnezyum peroksit oluşturduğunu ve bunun da D katmanında demir açısından zengin bölgelerin oluşmasına yol açtığını öne sürüyor. Bu bulgular, D katmanının sadece geçmişte var olan bir lav okyanusunun kalıntısı olmadığını, aynı zamanda dünyanın bugünkü yapısına da katkıda bulunan dinamik bir bölge olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, D katmanının daha detaylı incelenmesiyle dünyanın oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimizi umuyor. D katmanı, dünyanın derinliklerinde gizlenmiş ve hala tam olarak anlaşılmamış bir dünya. Bu gizemli katman, gelecekteki araştırmalar için heyecan verici bir alan sunuyor ve bize gezegenimizin geçmişi ve belki de geleceği hakkında yeni bilgiler kazandırabilir. Araştırmacılar, D katmanında bulunan suyun, lav okyanuslarının soğuyup katılaşması sırasında beklenmedik bir rol oynadığını keşfetti. Bu suyun minerallerle karışarak demir-magnezyum peroksit oluşturduğu ve bu molekülün D katmanındaki demir açısından zengin bölgelerin oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülüyor. Önceki çalışmalarda D katmanındaki demir konsantrasyonu göz ardı edilmiş veya başka jeokimyasal işlemlerle açıklanmaya çalışılmıştı. Fakat yeni simülasyonlar, suyun demir-magnezyum peroksit oluşturarak D katmanında demir açısından zengin bölgelerin birikmesine yol açtığını gösteriyor. Bu bulgular, D katmanının sadece geçmişte var olan bir lav okyanusunun kalıntısı olmadığını, aynı zamanda dünyanın bugünkü yapısına da katkıda bulunan dinamik bir bölge olduğunu gösteriyor. Pekin'deki Yüksek Basınçlı Bilim ve Teknoloji İleri Araştırma Merkezi'nden veri bilimci Qin Yang Hu, araştırmamız, bu sulu magma okyanusunun demir-magnezyum peroksit adı verilen demir açısından zengin bir fazın oluşumunu desteklediğini gösteriyor, diyor. Hesaplamalarımıza göre, demire olan yakınlığı, birkaç ila onlarca kilometre kalınlığındaki katmanlarda demir baskın peroksit birikmesine yol açmış olabilir. Bu bulgular, D katmanının oluşumunda ve dünyanın kimyasal evriminde suyun önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Ayrıca, D katmanının dünyanın derin mantosundaki diğer süreçlerle nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Lav okyanuslarında suyun varlığı ve rolü hakkındaki bu yeni bilgiler, dünyanın geçmişi ve belki de geleceği hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlayabilir. D katmanının daha detaylı incelenmesi, gezegenimizin oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacak ve bize dünyanın iç yapısı hakkında yeni bilgiler kazandırabilir. Bu teori, yer kabuğunun altında bulunan ve sismik dalgaları yavaşlatan yoğun maddeden oluşan, ultra düşük ivme bölgelerini de açıklamaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar, D katmanındaki demir açısından zengin bölgelerin, alt mantodaki farklı bölgeleri birbirinden ayırarak yalıtım etkisi yaptığını da düşünüyor. Bu durum, dünyanın ısı kaybını ve mantodaki konveksiyon akımlarını etkileyebilir. Bilim insanları, D katmanını oluşturan antik magma okyanusunun, dünyanın oluşumundan yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, bir başka gezegenle çarpışması sonucu oluştuğuna inanıyor. Bu çarpışma, ayın oluşumuna da katkıda bulunmuş olabilir. Çarpışmadan geriye kalan elementler ise dünyada yaşamın oluşması için gerekli yapı taşlarını oluşturmuştur. Dünyanın milyarlarca yıl önce nasıl olduğuna dair bilgiler, D katmanı gibi gizemli bölgelerin incelenmesiyle elde ediliyor. Bu araştırmalar, gezegenimizin geçmişi ve geleceği hakkında yeni bilgiler edinmemize yardımcı oluyor. Ancak bu kadar eski zamanları araştırmak kolay değil. Bilim insanları, dünyanın derinliklerinde neler olup bittiğini anlamak için farklı yöntemler kullanıyor ve bu alandaki her yeni bulgu, gezegenimizin geçmişine dair bulmacanın bir parçasını daha tamamlıyor. D katmanındaki demir ve ultra düşük ivme bölgeleri hakkındaki bu yeni bilgiler, dünyanın oluşumu ve evrimi hakkındaki bilgilerimizi geliştirmeye yardımcı olabilir. Gelecekteki araştırmalar, bu gizemli bölgelerle ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir ve bize dünyanın iç yapısı hakkında yeni bilgiler kazandırabilir.